Hikayemizin adı Bay Sivri ve Bayan Küt. Bay Sivri ve Bayan Küt marangoz atölyesinde yaşıyorlardı. Bay Sivri bir çivi, Bayan Küt ise bir vidaydı. Bay Sivri ve akrabaları sivri oluşlarıyla övünüp duruyorlardı. Üstelik vidaların bir işe yaramadıklarını söylüyorlardı. Bu durum Bayan Küt ve akrabalarını çok üzüyordu. Bir gün Bayan Küt atölyede dolaşırken uzaktan Bay Sivri'nin geldiğini gördü. Yine Bay Sivri'nin övüneceğini bildiği için yolunu değiştirmeyi düşündü. Fakat Bay Sivri koşarak Bayan Küt'ü yetişti. Bay Sivri, "Günaydın," dedi. Bayan Küt ona cevap verdi. "Günaydın Bay Sivri, nasılsınız?" Bay Sivri kibirli kibirli konuştu. "Ah, her zamanki gibi çok iyiyim. Siz nasılsınız? Sanırım aceleniz var. Beni bile görmediniz." Bayan Küt, "Ah evet, özür dilerim Bay Sivri," dedi sıkılarak. Bay Sivri övünmeye başladı. "Hepimiz bugünlerde çok yoğunuz. Ben ve akrabalarım durmadan çalışıyoruz. Çok işe yarıyoruz doğrusu." "Ya," dedi Bayan Küt. Bay Sivri sözlerini sürdürdü. "Biliyorsunuz marangozun bize ihtiyacı var. Biz olmasak canım babası hiçbir işi tam olarak yapamaz. O kadar çok yoruluyoruz ki anlatamam." Bay Sivri tahtaları bir araya getirip onları nasıl eşyaya dönüştürdüklerini anlata anlata bitiremiyordu. Bayan Küt bu durumdan fazla dayanamayıp hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. O sırada Can bisikletiyle dolaşmaya çıkmıştı. Ama bisikletinde meydana gelen bir sorundan dolayı durmak zorunda kaldı. Dikkatlice bakınca tekerlekteki vidalardan birinin yerinde olmadığını gördü. Hemen babasının yanına gitti ve ondan yardım istedi. Tekerleği tamir etmek için bisikleti babasının atölyesine getirmişti. Bay Sivri olayı görür görmez ileri atılarak "Bunu ancak ben yapabilirim," dedi. O anda "Po!" diye bir ses duyuldu. Bay Sivri yanlışlıkla bisikletin lastiğini patlatmıştı. Can'ın babası Bay Sivri'yi kenara itti. Bir vida alıp kaybolan vidanın yerine onu taktı. Lastiğini de onardıktan sonra bisikleti Can'a verdi. Bayan Küt Bay Sivri'ye dönerek "Hepimizin görevleri farklıdır. Bu yüzden hiçbirimiz diğerimizden üstün değiliz," dedi. Bay Sivri çok utanmıştı. Hemen yaptıkları için Bayan Küt'ten özür diledi. O günden sonra vidalarla çiviler bir daha kavga etmediler. Can'ın babasına hep birlikte yardım ederek mutlu bir şekilde yaşadılar.